Arkadaşlar hoş geldiniz. En heyecanlı karşılaşma bu olmalı. Denktiren gerçekten beyazlarda inanılmaz varyantlar çıkardı. Ve Nepomniachtchi bakalım onlara karşı ne yaptı. Nepo normalde 4-3 önde. Bu karşılaşmayı Ding'in mutlaka kazanması gerekiyor. Bakalım ne sonuç alacağız. Beyazlar D4'te oyuna başladılar. At F6, C4, E6 ve at C3'ten sonra fil B4'te beraber Nimzo Hint oynanıyor. Ve tabii ki fil çarpı C3 alındığında B çarpı C3 alınmaması adına belki vezir C2 oynanılabilir. Fakat Ding'in hazırlığı burada E3 yönünde. Kısa rok atıldı. A3 oynandı ve fil çarpı C3, B çarpı C3'ten sonra siyahlar D6 oynuyorlar ve ilerleyen zamanlarda E5 oynamak istiyorlar. Normal şartlarda fil D3 ana varyant. Fakat burada öncelikle at E2 hamlesine oynamayı tercih ediyor Dinktiren. At E2, at G3 oynayacak ve sonrasında bu filin yerine karar verecek. Ve C5'in ardından şimdi merkezi bir baskı var ama beyazlar planına devam ediyorlar. At G3 oynandı ve burada at C6'nın ardından şimdi kale A2 oynanıyor. O kadar ilginç bir hamle ki ilk başta anlamlandıramadık. Çünkü kale A2'den hiçbir yere gitmiyor ama zaman zaman bu varyantlarda yani ilerleyen zamanlarda zaten göreceksiniz. Kalenin H2'ye bile gitme ihtimali var ama kale asıl D2'ye gelmek istiyor. İşte böyle bir konumda kale A2 oynamak muhtemelen raportun hazırlığı. Raport Ding'e çok güzel bir varyant vermiş ve devamında bakalım bu tempo kaybıyla beyazlar nasıl bir şey amaçlayacaklar. B6 oynanıyor şimdi. E4'te merkezi beyazlar tamamen aldılar. Fil A6 ve ilerleyen zamanlarda Nepomniachtchi de atı A5'e getirirse C4'e güzel bir baskı yapacak. Tabii ki atı A5'te çok kötü kalmıştı geçtiğimiz oyunlarda. O yüzden Nepo bir kez daha bunu deneyecek mi bilmiyoruz ama en azından fil A6'nın C4'e güzel bir baskı yaptığını söyleyebiliriz. Fil G5 oynandı ve H6. Şimdi böyle bir konumda ya fil F6 oynayacaksınız ya da fili E3'e dönmenin ya da başka bir yere dönmenin pek de bir mantığı yok. Yani gittiniz H6'dan sonra neyi zayıflatıp döneceksiniz ki? İşte burada Dinktiren harika bir şey hazırlamış ve H6'dan sonra buradaki hamle H4 ve 12. hamlede Dinktiren fil feda ediyor ve Nepomniachtchi de bu fedayı kabul etti. HG5 ve atı kaçamıyorsunuz çünkü vezir H5'ten sonra mat olacaksınız. O yüzden mecburen G6 ile vezir H5'i kesmek durumundasınız. GF6, vezir F6. Bu arada bu oyunun bir benzeri, yani en azından H4'e kalan olan kısım daha önce Lee Chess'te oynanmış. Ve Lee Chess'te bunu oynayan iki kişi sadece kendileriyle oynamış. Ve diğer varyantlara da bakıldığına göre Twitter'da da paylaşıldı. Bunlar Rapport ve Dink hesapları artık ifşa oldu. Ve bütün varyantları ele geçirilmiş durumda bir noktada. Bakalım farklı bir şey de hazırladılar mı? Rapport bir noktada, yani en azından Nakamura'ya göre aslında bu ikili bir noktada sınıfta kalmış oldu. Çünkü buradan sonraki varyantların hepsi orada gözüküyor olacak ne çalıştılarsa. Ve burada beyazlar başarılı olmuş aslında Lee Chess'te. Ama bakalım masada başarılı olabilecek mi? Fikirlere Ding çok hakim burada. Ama yine de düşünmeyi tercih etti. E5 oynadı. E5'ten sonra şimdi D çarpı E5 ve D çarpı E5'ten sonra at E4 gibi bir şey acaba gelir mi diye bekledik bir noktada. Fakat burada D5 hamlesini oynadı. D5 hala at E4 gelebiliyorsunuz ve konum burada çok kritik. Kalenin H2'ye gidebildiği varyantlar var demiştik. O da burada F3, G3 ve devamında kale H2 ile gerçekleşebiliyor. O yüzden çok tehlikeli bir konum. At E7 oynandı. D6 ve bunu sürmekte birazcık tereddüt etti. 33 dakika harcadı burada Dinktiren. Çünkü D6'ya sürdüğünüz zaman çok güçlü bir piyon, evet. Ama bir yandan da taşları hemen kırışılırsa burada D6 çok zayıf kalacak. Ve düşerse siz dümdüz bir piyon kaybediyorsunuz ve diğer piyonlarınız da iyi değil. İşte böyle bir konumda at F5 oynamayı tercih etti Nepomniachtchi. Ve at E4'ten sonra vezir D8'i buluyor. Ve bir anda acaba Nepo bu oyunu hani çok rahat mı oynuyor diye düşündük. Çünkü vezir D8'den sonra D6'ya bir baskı var. Fil B7'den sonra bir ara fil E4 aldığınız ve D6'ya aldığınız bir varyant var. Ama ona karşılık da tabii ki beyazlar burada şah kanadından bir şeyler elde edebilir. Vezir D3 oynandı.
Tabii ki vezir D3'ten sonra amaçlardan bir tanesi vezir H3'e oynayabilmek herhalde. Şah G7, kale H8'e gelmesi için güzel bir hamle. Nepo çok rahat burada. Dinkdiren'in 38 dakikası kalmış durumda ve G4 oynandı. İşte bu hamleden sonra fil B7'yi de buluyor Nepo hemen. Ve fil B7'den sonra bir an şey oldu. Yani siyah herhalde konumu kurtardı. Hatta süre azlığı sebebiyle Dinkdiren belki acı çekecek burada diye düşündük. Fakat Dinkdiren belki de o tek hamleyi buldu. Kale H3. Çünkü siz burada aldığınız zaman açmazda kalıyor ve aslında bir at kazanmıyorsunuz. O atı geri vermek zorundasınız ya da kaleyi geri vermek zorundasınız. O yüzden burada kale H3 oynuyorsunuz ve diyorsunuz ki rakibinize, tamam şimdi istiyorum. Ve atın gidebilecek o kadar güzel kareleri yok. Burada birçok hamle var, evet. Mesela işte kale H8 var, at H4 var ya da belki fil E4 var. Ama Nepo uzun bir süre düşündü ve at H4 oynadı. At H4 güzel bir hamle. G5 atı tekrardan istiyoruz çünkü vezir artık tutmuyor. Ve burada kale H8 tek hamleydi. Nepo düşündü, düşündü, düşündü ve varyantları bir noktada karıştırdı. Çünkü daha demin fil E4 oluyordu ama şu an fil E4 olmuyor. Çünkü vezir E4'ten sonra burada hem H4'ü istiyorsunuz hem de ilerleyen zamanlarda E5'i isteyeceksiniz. At F5 oynandı. Burada E5'i feda ediyor. Çünkü F6'dan sonra sıkıntı olmadığını düşünüyor. Ama Dinkdiren burada kale D2'yi buluyor. Harika bir bilgisayar hamlesi ve tek hamle. Kale D2 neden önemli? Çünkü kale D2'den sonra D6'yı tuttuk, alamıyorsunuz. Çünkü at E5'e direkt bu sefer vezir çarpı E5'ten sonra D6 düşüyor. Ve bunu alamadığınız gibi E5 zaten düşecek olacak. O yüzden burada siyahlar kaybediyor ve konum artı 7 bilgisayara göre. Kale H8, kale çarpı H8, tek hamleyi yine buldu Dinkdiren. Vezir çarpı H8 ve burada çok değişik bir hamle var. Kale D3 oynayacaksınız ve kale D3'ten sonra kale H3 geleceksiniz ve veziri buraya D8'e çakmış olacaksınız bir noktada. Kale D3'ten sonra belki hani artık vezir kendiliğinden D8'e gittiğinde D7 oynadığınızda vezir burada kalacak. Ama Dinkdiren burada daha belki insancıl olan D7'yi oynadı. Ama D7'den sonra vezir D8'e gitmek zorunda değil. Artık kale D8'e gidebiliyor. Kale D8 oynandı. Şimdi vezir E5. Şah H7. Vezir H2 şah. Şah G7 vezir E5. Tekrar edildi. Çünkü olabildiğince 40. hamleye yaklaşmak istiyor Dinkdiren. Konumun kazanç olduğunun farkında ve 40. hamleye 1 saatte ulaşırsa tabii ki sonrasında zaten 40. hamleye ulaştıktan sonra 1 saat gelecek ve 1 saatle beraber bu konumu çok rahat yapacak zaten. Vezir H2'den sonra şah G7 ve vezir C7 buluyor. Dinkdiren vezir C7'den sonra aslında konumu kazanacak noktaya getirdi. Vezir F8, vezir E7 ve sonra bir ara kale D7 ve kale D7 değişimlerini yapacak ama o ara vezir A7, vezir B6 ve buradaki değişimlerden sonra C5 de boşta kalacak. Yani şu piyonu almak için 3 tane piyon verdiniz, bir de bunlar da geliyor tekrardan. İşte bu konumda Nepomniachtchi ilginç bir hamle yaptı. Vezir H4 oynadı. Tamamen kayıp. Neden? Çünkü burada vezir D8 hamlesi var. Kale boşta. Ama ona karşılık da Nepo'nun başka bir planı var. Fakat bu bir blöf aslında. Vezir D8 alırsanız vezir E4, kale E2, fil E2 de olmuyor bu arada. Çünkü fil E2'den sonra vezir H1'e gidiyor ve sürekli şah geliyor. Kale E2, vezir B1, şah D2, vezir A2, şah D3, vezir B1 ve buradan sonra tamam şah D2 alamıyorsunuz. Çünkü saklanıyor bu sefer. O yüzden at D6, at E4 istiyorsunuz bu konumda. Vezir F6 şah, şah H7 ve vezir F8 gibi bir şey çıkarsanız, pardon, at C4 istiyorsunuz. At C4 mat olacak. Çıkalım hatta. At C4 mat. Ve burada bir şeyler yapmanız lazım. Ve sürekli şah hamlesi içinde herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. Belki vezir F4 oynamanız lazım. Burada Ding'in kaçırdığı belki hamle şu. Vezir H8. Şah 8'den sonra artık rahatça çıkabiliyorsunuz ve D6'yı alıp konumu beyazlar kazanıyor. Fakat Dink bunu görmediği için vezir H4'ten sonra alamadı.
Vezir de 8 alamadı ve şah D1 oynadı. Ve şah D1 berabere vezir G5'i alıyor. Ve vezir G5'ten sonra o piyonu kazandığı için burada siyahlar çok şanslı. D8'i de tuttular artık. Ve burada şah C2 hamlesiyle beraber en azından şahı o sürekli şahlardan kaçırmış oldu. Vezir E7 oynandı. Tabii ki olabildiğince yakın bir şeye gelmeye çalışıyor ki ileride kale D7 oynayabilecek konum gelsin. Fil G2. Yine istediği olmadı Dinkler'in. E5 oynandı. Yine kayıp Nepomniachtchi tarafından. Ve buradaki hamleyi de göstermek istiyorum. At D4 hamlesiymiş. Tabii ki bunu bulmak çok zor. Çünkü C4'ten sonra kale D7 oynayacaksınız. Vezir E5'e F6 oynayacaksınız. Ve vezir E4'ten sonra şimdi kale D4 oynayıp işte burada 5 piyonu 3 piyon beraber yapacaksınız. Belki A3'ü de aldığı için burada tabii yine 5 piyonu 2 piyon da olabilir. Bu konumun beraber olduğunu söylüyor bilgisayar bizlere ama oynaması, masa başında oynaması muhakkak zor ve birazcık düşünüp E5 hamlesini oynadı. E5'ten sonra fil E4'e geldi. Tabii ki fil çarpı F5 kestiğiniz zaman bu sefer beyazlar oyunu D7 piyonuyla zaten kazanacak. O yüzden at H6 oynanıyor. Vezir A7 aldı boşta. At G4 ve fil F5. Tam kazanıyor. Fil C6 derken ya fil C6 ya da şah B3 de buradan kaçıp kurtulmak varken fil C6 belki şunu söyleyebiliriz. Artık D7'yi savunuyorsunuz. B6'yı çok rahat bir şekilde alacaktınız. Ve devamı daha da kolay olacaktı ama fil F3 ile beraber bu atı tehdit etti. Ve Nepomniachtchi harika bir feda hesaplıyor. Burada at F6 dönerseniz fil C6 var. O yüzden hiç buna gerek yok diyor Nepomniachtchi ve at F2 vuruyor. At F2 vurduktan sonra işte burada konum kale F2 ve E4 devamında beyazların savunmak zorunda olduğu bir konuma geliyor. Çünkü bu piyonlar inanılmaz şekilde ilerliyorlar özellikle F5'ten sonra. Kale E2 oynandı. F5 ve vezir B6'yı alıp oyunu devam ettirmek istiyor. Ama kale D7'den sonra şuradaki konuma bakın. Fili burada E4'e bir ara vurmak zorundasınız. Çünkü vurmazsanız fil G2, fil F1, fil E2, fil D1, fil A4 de ancak oyuna girebiliyor ki şah ve kaleyi de hareket ettirmeniz lazım. Ki aynı zamanda siyahların da bir şey yapmaması lazım. Bu piyonlar da sürülecek ilerleyen zamanlarda. O yüzden fili G2'de değerlendirmek de çok zor. Tabii ki şu an açmazda o yüzden sıkıntı yok ama önce vezir B8, şimdi vezir D6. Vezir D6 ile beraber tabii ki arka tarafta bir mat atakları var. Aynı zamanda EF3 olabiliyor. O yüzden burada mecburen vezir D6. Kale D6 oynandı ve fil E4'ü vurmaya karar verdi. Çünkü fil G2'ye gitseydi yine beraberlik söylüyordu bilgisayar ama gerçekten şahın buralara yürümesi korkutucu geliyor ve siz A piyonunuzda o kadar kolay bir şekilde hemen çıkışa gidemeyeceksiniz. Ve fil E4 oynandı. F4, kale E4 ve şah F6'dan sonra burada tabii ki G5'i sürmek istiyor ama bir yandan da kale E8, kale C6 ile beraber burada dönüp tutabiliyor kale G1'den. Sonrasında da şahla beraber konumu ilerletiyor ve 3 piyona kale kalan bir konumda beraber oluyor ya da diğer varyantlarda hep beraber oluyor. O yüzden Dinkler'in kale E8 oynadı ve beraberlik teklif etti. Nepomniachtchi de beraberliği kabul ediyor bu konumda. Bir o tarafa gitti, daha doğrusu bir Dinkler'e gitti bir berabere döndü. Bir Dinkler'e gitti bir berabere döndü ve işte o vezir H4 hamlesi yani o kadar ilginç bir hamleydi ki muhteşem bir blöftü ama o blöfü direkt alsaydı aslında Dinkler, kabul etseydi belki de şu anda bu karşılaşmanın nasıl kazanıldığını 35. hamlede belki 32. hamlede bu oldu. Belki 35'te direkt bitecekti ama Dinkler bunu kabul etmedi ve oyun sonunda Nepo'da açıkladı. Neden bunu gelmedin ve birkaç varyant söyledi ve Dinkler çok üzüldü, çok pişman oldu ve Nepo belki de kale D8'i bırakmasını, vezir H4 ile beraber D8'i bırakmasının blöf olduğunu da bir noktada kabul etmiş oldu. Keyifli bir karşılaşmaydı. Beraber olacaksa böyle beraber olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda, yeni özetlerde görüşmek dileğiyle. 4.5-3.5 skor devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.